Evet değerli dostlar, tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle kripto paralardan EOS teknik analiz çalışmasını yapmış olacağız. Özellikle haftalıkta dikkatimizi çeken çok çok önemli bir kırılım gerçekleşmiş durumda EOS'ta değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorumları ihmal etmeyin. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleriniz için katılı farklı kategorilerden aktif hale getiriniz. 7/24 kripto para alım için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için videonun altındaki açıklama yorum kısmındaki linke tıklayarak üyelik kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar. Değerli dostlar, EOS'ta aylık grafiğimiz karşımızda, logaritmik ölçeklendirme üzerinden değerli dostlar. Burada önemli bir kırılımı görmekteyiz aylıkta. Evet, şöyle baktığımız zaman burada bir düşen kırılımının geldiğine şahit olmaktayız değerli dostlar. Bu ayın kapanışı bakınız oldukça önemli olacak. Şubat ayı umarım bir aylık kapanışı şöyle direnç seviyesi üzerinde gerçekleştirerek fitilsiz bir şekilde dolu bir mum olarak burada pozitif senaryoya imza atmış olur değerli dostlar. Ki bakınız görüldüğü üzere aylık senaryoda şöyle bir hattımız sıkışmanın sonucu yukarı doğru patlama olarak gerçekleşebilir değerli dostlar. Haftalığa bakıyoruz ki oldukça önemli haftalıkta değerli dostlar. Bakınız burada yine net bir şekilde şöyle tekrar alalım değerli dostlar. Evet bakınız tam direnç seviyesi milimetrik bir şekilde aşılmış durumda. Burada bakınız direnç 1, direnç 2, direnç 3. Buralarda sayabiliriz kısmen. Bakınız bu seviyenin üzerine atmış durumdayız haftalıkta değerli dostlar. Bugün bakınız bu seviyenin üzerindeki kapanış bizler için oldukça önemli değerli dostlar. Evet, EOS'ta bir patlama gerçekleşebilir. Yukarıya doğru sert bir hareket, artık orta uzun vadeli diyelim, bir pozitif havanın oluşmasına gidebiliriz burada. Olası bir kırılım sonrası değerli dostlar. İndikatörlerimiz yine pozitif oldukça hiçbir sıkıntımız yok. Evet, bulutun içerisine girmiş durumdayız ve buluttaki direncimiz değerli dostlar haftalıkta bakınız 3.42 bandı. Bulut direncimiz 3.42'nin üzerine attığımız zaman Ichimoku bulutu direnç seviyesini de geçmiş olacağız değerli dostlar. Çok çok önemli bir direnç hattındayız. Bakalım sağlıklı bir kapanış gelecek mi? Gelelim 4 saatlik grafiğimize lineer ölçeklendirme üzerinden. Değerli dostlar, burada yine ortalama bir direnç noktası seviyelerini belirliyoruz. Ve burada bakınız bu kısmı bir sol omuz, baş ve bu kısmı da bir sağ omuz olarak alır isek. Bakınız böyle bir oluşum. Bir yükselişin habercisi, bir yükselişin başlangıcı olabilir. Evet, bakınız buraya dikkat ediyoruz. Oldukça önemli, kritik bir nokta. Geçmişteki yatay seviyemiz kaçmış arkadaşlar bakıyoruz. 3.28 seviyesi üzerinde buradaki formasyon geçerliliğini sağlamış olacaktır değerli dostlar. Bir formasyon anlamında da şöyle derinlik kadar yukarıya doğru bir beklenti içerisine girmiş olacağız ki burası da oldukça önemli. Bakınız bu çizmiş olduğumuz bölge nereye geliyor değerli dostlar? Daha önceki zirve noktasına, bakınız daha önce çalışmış olan bu zirve noktasına denk gelen bir TOBO formasyonu teknik hedefi söz konusu ki bu seviyelerde ortalama 3.85-3.90 bandı. Evet,
EOS'ta umarım bu TOBA oluşumu 3.28'lerin üzerine atarak, değerli dostlar bakın şu bandın üzerine atarak 3.85-3.90 bandına kadar ilerler. Bu band arasında olası getiri potansiyelimiz %17-%20 bandı ilk etapta. Ama arkadaşlar bakınız, haftalık bazdaki grafik bizler için önemli. O düşen kırılımı, orta uzun vadeli düşen kırılımı bizler için önemli. Yani biz burada %17'lik bir getiri diyoruz ama oradaki kırılım gerçekten hakiki sağlam bir şekilde o direnç seviyesinin üzerinde durabilirsek bize çok çok kat kat fazla potansiyeli önümüze sunmuş olacaktır değerli dostlar. 1 saatlik grafiğe bakıyoruz. İndikatörlerimiz oldukça güzel. Bakınız, göreceli güç endeksimiz zaten düşeni kırmış, onayını almış. MACD indikatörümüz olumlu. Bulut üzerindeyiz, hiçbir sıkıntımız yok. Ve saatlik bazda da değerli dostlarım, bakınız şu direnç seviyesi üzerindeyiz. Şöyle milimetrik atalım. Bakınız 3.23 seviyesi üzerinde oldukça güzel bir görüntü hakim ve bu noktanın üzerinde gelebilecek senaryoda değerli dostlar. Yukarıya doğru bakınız şu derinlik kadar bir yükseliş söz konusu olabilir değerli dostlar. Bakınız şöyle bırakalım. Tabi burada dikkat edeceğimiz husus şudur ki bir oluşum burada göze batıyor. O da nedir? Yükselen üçgen formasyonuna gidebilir miyiz? Yani şu şekilde. Yani buradan tekrar dönerek alt destek çizgisi denenebilir mi? Burası da oldukça önemli. Böyle bir testte yine bu bölge alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Saatlikte de değerli dostlar hemen çizelim. 3.23 seviyeleri üzerinde kalıcılık bizler için oldukça önemli değerli dostlar. Evet, 3.23 üzerinde saatlik kapanışlar bizler için oldukça önemli bir katlamayla karşımıza teknik olarak çıkabilir arkadaşlar bu seviye. Evet bakalım heyecan dorukta bu bandın üzerinde kalıcılık sağlayacak mı? Hep beraber şahit olmuş olacağız. 3.23 değerli dostlar. Evet EOS'taki teknik görüntü bu. Umarım faydalı olmuştur. Haftalıkta gerçekten hassas bir noktadayız. Yine aynı şekilde bakınız günlükte de yine direnç noktasındayız. Bu direnç noktası bizim için bir yol haritasının belki de başlangıcı olacak değerli dostlar. Evet tekrar çiziyorum bakın şu bölgeyi. Saatlik kapanış itibariyle 3.23.53. Yine gün içerisindeki daha doğrusu bu saatlik bazda gün içerisindeki gelmiş olduğu nokta 3.27.90 arkadaşlar. Bu iki aralık bizim için önemli. Özellikle 3.27.90 bantları, 3.28 bantları önemli. Aşağıda da yine çizelim bu bandı değerli dostlar. 3.23-3.28 bandında bir alanda hareket edeceğiz. 3.28'in üzerinde şahlanış gelebilir değerli dostlar. EOS'taki görüntümüzü aylık, haftalık, günlük, saatlik şeklinde özetlemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz videoların devamı için lütfen katıl aktif hale getirip buradan liste, emtia, kripto para sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yine kripto para alımı için Binance borsasına %10 komisyon indirimiyle 7/24 işlem yapabilir. Kaydınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar.